sizin düşmanların hayali düşman olduğunu, asıl suçlunun da siz olduğunuzu gayet iyi milletimize anlatırız. Buradan da anlatmaya devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi iktidardaki otoriter ittifakın ortakları bu hafta başımıza yeni bir icat çıkarttılar. Seçim sistemine ilişkin bir takım değişiklik önerilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundular partili ve taraflı cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi marifetiyle adaletin ve istikrarın canına okuyanlar, şimdi de temsilde adalet ve yönetimde istikrar gibi fiyakalı lafların arkasına sığınarak bir oyun çevirmeye çalışıyorlar. Değerli arkadaşlar, görünen o ki temsilde adalet meselesinde iktidar ortaklarının aklına harita mühendisi yapmak gelmiş. Seçimi mevcut kurallarla artık kazanamayacaklarını nihayet anladıkları için seçimin kurallarını değiştirme gayretine düşmüşler. Fakat Fakat yine yanılıyorlar. Yine yanılıyorlar. Yine yanılıyorlar. Çünkü seçimi mevcut seçim sistemi yüzünden kaybedeceklerini zannediyorlar. Oysa kaybetmelerinin asıl nedeni seçim sistemi falan değil kaybedecek olmalarının asıl nedeni evrilip içine düştükleri zihniyet. Kaybeden kendi zihniyetleri olacak. Kaybeden bu otoriter zihniyet olacak. İşte bunu anlayamıyorlar. Bunu anlayamıyorlar. Onun için de hata üstüne hata yapıyorlar. Ben hep söyledim. Bir iktidar eğer seçim kurallarını değiştirerek iktidarda kalma derdine düştüyse o iktidarın zaten gitme vakti çoktan gelmiştir. Bunu kendileri de görüyor. <laughs> Bu evvelsi gün meclise sunulan teklif var ya tam da bunun ispatı işte. Artık gideceklerini anladılar. Oyunun kurallarını değiştirerek nasıl iktidara <laughs> devam edebiliriz bunun derdine düştü artık vesikalı, ispatlı. Gideceklerini anlamalarının en önemli vesikası, ispatı işte meclise sundukları bu seçimlerle ilgili yasa teklifi. Seçim yasalarıyla oynamaktan meden, medet umanlar halkın çoktan vermiş olduğu bir kararla inatlaşmaya çalışıyorlar. Beyhude, boşa çaba. Halkın desteğini kaybedip seçimi matematik formülleriyle kazanacaklarını zannediyorlar. Vay yavrum vay. Uğraşsınlar. Mümkün değil. Bakın buradan ben açık açık ifade ediyorum. Erdoğan ve Bahçeli kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşecek. Ya bunlar 2018'in rakamlarına göre formül yapmışlar, çarpmışlar, bölmüşler bilmem ne sistemiyle. Diyorlar ki işte ya o gün şöyle bir şey olsaydı bak 3-5 tane milletvekili oradan buradan fazla çıkacaktı. Hesaba bak. Seçim günü geldiğinde ki seçim artık bu yıl mı olur, gelecek yıl mı olur onu da göreceğiz. Seçim günü geldiğinde bu hesapların hepsi değişecek ya. Bunu bilemeyecek kadar siz tecrübesiz insanlar değilsiniz. Ama işte Allah şaşırtmaya görsün. O hırs var ya hırs, aklı selimi başlarından alıyor. O hırs gerçekleri görememelerini beraberinde getiriyor. Seçim günü geldiğinde halkımızın iradesi her türlü siyaset mühendisliği formülünü yıkıp geçecek ya, yıkıp geçecek. Bunu görün artık. Arkadaşlar belli ki Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli baş başa verip artık jübile seçimlerine nasıl gireceklerini konuşmuşlar. Biz onu anlıyoruz. Ancak görünen köyde kılavuz istemiyor. Sonuç çimden ülkemize hayırlı olsun diyor. Sonucu görmüşler ki bu hesaplara giriyorlar. Sonucu idrak etmişler ki bu derde düşmüşler. Ülkemizdeki seçimler Sayın Bahçeli'nin çeyrek yüzyıllık genel başkanlık kariyerinde cübelesi olacak. Biz kendilerini er ya da geç kendilerine yakışan bir şekilde uğurlayacağız. Müsaat bir yerde inecekler. Ardından da ülkemizi en kısa sürede huzura, zenginliğe ve adalete kavuşturacağız. İnşallah hep beraber yapacağız bunu. Ve önümüzdeki seçimler arkadaşlar devletin elindeki tüm imkanların iktidardaki bir parti lehine seferber edilebildiği son seçim olacak. Biz böyle bir şey artık izin vermeyeceğiz. Adil olacağız, adil. Fırsat eşitliği içerisinde seçimlerin yapılmasını sağlayacağız. Bizler Türkiye'nin köklü demokrasisini güçlendiren adımları birer birer atacağız. Bu amaçla Yarının Türkiye'si için güçlendirilmiş parlamenter sistemi inşa edeceğiz. Ülkemizi gerçek bir hukuk devleti haline getirerek 84 milyonun hakkını, hukukunu koruyan bir sistem kuracağız. Hakkı yenen herkesin hakkını teslim edeceğiz. Türkiye'yi mutlaka özgürlükle, adaletle, zenginlikle buluşturacağız. Bakın buradan açık söylüyorum, açık. İstediklerini yapsınlar. Ellerinden geleni artlarına koymasınlar. Dalabelelerle uğraşıp dursunlar. Biz sadece ve sadece halkımızın sağ sağduyusuna güvenerek bu yola çıktık. Halkımızın yoğun ilgi ve teveccühüyle de çok şükür yolumuza devam ediyoruz. Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli'ye de buradan sesleniyorum. Masa başında üretilen formüllerle, entrikalarla seçim kazanılmaz. Seçim meydanda kazanır meydanda. Seçim meydanda kazanılır. Onun için ben buradan Erdoğan ve Bahçeli'ye diyorum ki hadi hodri meydan diyorum. Hodri meydan. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi bölgemizde Rusya ile Ukrayna arasında tırmanan savaş halen çözüme kavuşturulamadı. Kurulan masalardan henüz anlamlı bir sonuç çıkarılamadı. Bu bağlamda geçtiğimiz hafta bir mesaj yayınlamıştım. Rusya Dışişleri Bakanı'yla Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın Antalya'da buluşmasının, ülkemizin zayıflatılan itibarının yeniden güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu vurgulamıştım. Çatışan tarafları uzlaştırma çabasının değerli olduğunu da vurgulamıştım. Uzlaşı dilinin hem dış politikaya hem de iç politikaya aktarılması gerektiğini savunmuştum. Ukrayna'da yaşanan gelişmeler nedeniyle, diplomaside yoğun bir trafiğin yaşandığı günlerden geçiyoruz. Dış politikanın günü birlikçi zihniyete terk edilemeyecek kadar önemli bir konu olduğunda gayet iyi biliyoruz ve özellikle de öyle bir dönemden şu anda hep beraber geçmekteyiz. Dış politikanın bir kişinin duygu ve dürtüleriyle yönetilemeyeceği bir dönemdeyiz şu anda. Bakın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa ilk defa bir ülke bir başka ülkenin topraklarını işgal ediyor. Sınır hudut tanımadan, uluslararası hukuku hiçe sayarak, Birleşmiş Milletler sistemi kurulurken altına atılan bütün imzaları yok sayarak bu yapılıyor. İşte bu nedenle biz başta Avrupa Birliği ve NATO ülkeleri olmak üzere diğer devletlerle yürütülen görüşmeleri de çok çok yakından takip ediyoruz. Uluslararası alanda ülkemizin ağırlığına duyulan ihtiyacın arttığı bir dönemde iktidardaki zihniyetin kapasitesinin de küresel gelişmeleri taşımaya artık yetmediğini görüyoruz. Türkiye'nin kapıları Türkiye'yi içine kapatan bir anlayışla yürütülemez. Avrupa'nın kapıları Türkiye'yi içine kapanan, kendi anayasasını çiğnenen, hukukun üstünlüğünü yerle eden bir zihniyetle de açılmaz, açılamaz. Biz Kadrolarımıza güveniyoruz. Türkiye'yi Avrupa Birliği sürecine yeniden sokacak siyasi aklın Deva Partisi'nde olduğu özgüveniyle de hareket ediyoruz. Tam demokrasiye varacağımız bu rotada vatandaşlarımızın hukuk güvenliğini ve refahını yükselteceğiz. Bu kapsamda ilk olarak Avrupa ülkeleriyle bozulan siyasi diyaloğumuzu mutlaka yeniden tesis edeceğiz. Gümrük Birliği'nin kapsamının genişletilerek güncellenmesi için çaba göstereceğiz. Avrupa ile ekonomik işbirliğimizi güçlendirerek Avrupa ülkelerinden ülkemize açık akacak doğrudan yatırımların da artmasını sağlayacağız. Asya ile Afrika ile tüm dünya coğrafyasıyla iyi ilişkilere dayanan bir anlayışla ülkemizin çıkarlarını koruyacağız. Bu istikametle beraber ülkemiz hem demokraside hem hukukta hem de ekonomide Süper Lig'e yükselecek. Sıkıntı yaşandığında vatandaşına iban veren değil, tıpkı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi vatandaşına doğrudan destek veren bir yönetimi Türkiye'de kuracağız. Beş tepenin etrafında kümelenen dar bir çıkar grubunun kamu kaynaklarını kendi aralarında paylaşmasına da artık son vereceğiz. Onun yerine Avrupa Birliği'nde geçerli olan 28 ülkenin uyguladığı şeffaflığa dayalı kamu ihale mevzuatını da Türkiye'de inşa edeceğiz.